Evet arkadaşlar merhaba. Burada da gördüğünüz gibi Windows 11 kurdum. Fakat Windows gezgini sürekli olarak kendini yeniden başlatıyor. Bunun çözümü için hemen şöyle koyayım. CTRL Alt-Del yaptık görev yöneticisi. Ben çözüm görmüştüm. Buradan Windows gezgini değil. Ayrıntılara gidiyoruz. Buradan Explorer'ı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi sürekli yeniden başlıyor. Bundan Runtime Broker bulmamız lazım. Runtime Broker'da işlemiz sonlandırıyoruz. Bir de bunu sonlandırıyoruz. Yani internette bulduğum çözüm bu. Ya direkt format atacağım bir daha. Şimdi bir daha CTRL Alt-Del yapalım. Buradan bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Dün gece format attım. Bilgisayarı da öyle açık bıraktım. Kesinlikle düzelmiyor. Bak. Şimdi bakalım düzelecek mi? İnternette okudum bunu. Windows Explorer.exe'nin hatasını düzelttiğini yazmışlar. Windows 11 arayüzünü dahi göremedim. Daha yeni kurmama rağmen. Ve şu anda çok yavaş yeniden başlat sekmesi, başlangıcı. Tabii ki de yeni çıktığı için bunlar normal. Ama bu kadar yavaş olması da biraz kötü tabii ki. Yani umarım daha da hızlı olacaktır orijinal sürümü çıktığında. Aslında Windows 10'la pek bir farkı yok. Hele hele şu anda neredeyse hiç yok. Oyunlarda yaklaşık %2'lik, %3'lük performans artışı sağlıyor. Tabii tam sürümü çıktığında bu fark daha da büyüyebilir. Gördüğünüz gibi hoş geldiniz ekranı. Çok yavaş açılıyor. Ve Insider programını indirdim bunu. Normal bir format atsam herhalde daha hızlı. Evet arkadaşlar. Düzelmedi. Bir aynısını bir daha deneyelim. Bir Alt-Del yapalım. Direkt Explorer'ı başlatalım. Yani bunun formattan başka yolu yok da deniyoruz işte. Eşim engellendi derken gülüm. Kendine gel ya. Sürekli olarak yeniden başlattığı için tıklayamıyorum. Sonlandır. Geldi açıldım ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kesinlikle başlamıyor. Şunu bir kapatabilseydik az önceki gibi. Kurtarma seçenekleri her şeyi denedim. Hiçbir şekilde olmuyor. En kısa çözüm format atmak. Şöyle en azından size verilerini göstereyim. Tabii şu an stabil değil. 2.7 civarı RAM kullanıyor. Bunların nedeni Windows gezginindeki hatalardan ötürü. Sürekli yeniden başlattığı için sürekli işlemci gücü kullanıyor. Şöyle göstereyim bakın. Runtime Broker Windows gezgini. Şu anda bunu ben düzeltemiyorum. Bak. İzin vermiyor yani bana. Güvenli modda açtığım her türlü şeyi denedim, olmuyor. En iyisi format atmak. Yine şey bile sıkıntı. Yani yeniden bile başlatamıyoruz. Hemen format diskimizi takalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yazık ki Windows 11 buglarla geldi. Yani ben bir daha yükseltmeyi denerim ama
Böyle bir şey olursa herhalde oturur çünkü yaklaşık 2,5 saatimi ona verdim. Yani bilgisayarımda zaten normalde değişim var. 2,5 saat civarı sadece Windows 11 Insider programında indirdi ve yükledi. Bakın gördüğünüz gibi her şey yavaş. Laptopa tekrardan format attım ve Insider programından beta kanal önerilerini çektim. Geliştirme kanalında az önce gördüğünüz hatayı veriyor. O yüzden beta kanal çektim ki daha stabil sürümü çıktığında Windows 11'i yüklemek için.